arkadaşlar. Sizinle yine çok önemli bir konuyla beraberim. Yalan ağ gibidir. Yalan hayatımızda adeta olduğunuz yerden etrafınızdaki her yere birer ip attığınızı düşünün ve bütün bu ipleri tutarak ilerlemeye çalıştığınızı hayal edin. Yalan böyle bir şeydir. O bütün iplerle beraber ilerlemeye çalışırken elinde sonunda ayağınıza, elinize, kolunuza dolanarak sizin düşmenize neden olur. O yüzden bütün yalanlarınızdan özgürleşin. Geçmişte yalan söylediğiniz, kendinizi bir şekilde vicdanen kötü hissettiğiniz, herkese de doğruyu söyleyin ve karşınızdaki insana yalan söylemekten mümkün olduğunca kaçının. Tabii diplomasi ve sevgi, karşıdaki kişinin kalbini kırmamak çok önemli bir şey. Hani ben yalan söylemeyeceğim diye karşımdaki insanların kalbini kırmaya çalışmak ya da kırmak, o olumsuz bir şey. Olumsuz bir enerji ortaya çıkartır. Ama yalan üretmek, yalan gerçek olmayan şeyler üstünden bir şeyler insanlara söylemek, anlatmak ve bunun üstünden kendinizi iyi hissetmeye çalışmanız kendinizi gerçeklikten kopartabilir. O yüzden hayatınızın içinde yalan söylemeyin. Doğruları özellikle söyleyin. Ve bütün geçmişinizde söylediğiniz yalanları, bütün gerçeklik dışı, ortaya çıkardığınız her şeyi, sizin hayatınızda illüzyon olmasına neden olan her şeyi bir bütün olarak hayal edin. Ve hepsini güneşe gönderdiğinizi hayal edin. Adeta dünyanın atmosferinden çıktıklarını, güneşe gittiklerini ve güneşten de daha güçlü bir temizleyici sisteme gittiklerini ve oradan da kara deliğe gittiklerini ve tamamen sisteminizden bütün bu enerjilerin çıkıp gittiğini hayal edin ve niyet edin. Hayal edin ve niyet edin. Hayal edin ve niyet edin. Bütün çevrenizdeki bu ağların tamamen söküldüğünü ve hepsinin de tekrar dünyanın atmosferinden çıktığını, güneşe gittiğini ve güneşten de daha temizleyici bir sisteme ve oradan da kara deliğe gittiğini ve yok olduğunu hayal edin. Ve bütün etrafınızın ve içinizin dışınızın bu giden enerjinin yerine ışıkla dolduğunu hayal edin ve niyet edin. Ve şu andan itibaren dürüstlüğü seçiyorum deyin. Yalan söylediğin zaman içinizdeki vicdan mekanizması olumsuz hisseder. O yüzden lütfen daha demin yaptırdığım bu prosesi bol bol, sık sık, aklınıza geldikçe yapın ve temizleyin. Gözünüzün önüne gelen olumsuz hayallerde de bu prosesi yapabilirsiniz. Bu çalışmayı yapmanızla beraber gerçekten kendinizi günden güne çok daha fazla iyi hissedeceksiniz. Çünkü içinizdeki vicdan mekanizması olumsuz yönde hissettiği zaman hayatınızı olumsuzluklara getirir. Her yalan söylediğinizde de böyle bir şey ortaya çıkabilir. Ya yalanım ortaya çıkarsa düşüncesi insanın bilinçaltında bir kabus olarak ilerler ve elinde sonunda farklı anlamda ortaya çıkar veya o karşı kişiden beklediğiniz reaksiyonu başka bir yerden başka bir şekilde alırsınız. Ya sonuç olarak evren her zaman her şeyi bütünler. O yüzden kendim bunların hepsinden tamamen özgürleştiriyorum ve bütün bu enerjinin hepsini güneşe, güneşten daha temizleyici bir sisteme, oradan da kara deliğe gönderiyorum. Gittiğini hayal edin ve niyet edin. Ve yerin ışıkla, yaşam enerjisiyle, pozitif enerjilerle dolduğunu hayal edin. Ve derin nefes alın. Derin nefes verin. Diğer başka bir şey de karşınızdaki insana, eğer doğruyu söylemeyecekseniz, karşınızdaki insanı karşınızda hayal edin ve ona öylelikle doğruyu söyleyin. Bütün geçmişinizde yalan söylediğiniz herkesi karşınızda hayal ederek karşınızdaki herkese tek tek doğruları söyleyin. Ve doğruluk enerjisiyle beraber bütün ilişkinizin, enerjinin hafiflediğini hissedeceksiniz. Çünkü yalan enerjisi bir bağ gibi olduğu için insanlarla sizin ilişkilerinizi bozar. O yüzden hayalinizde bile olsa doğruyu söyleyerek ilişkinizi düzeltebilirsiniz. Sakladığınız şeyler elinde sonunda ortaya çıkar. O yüzden saklamak yerine tamamen hayalinize doğruyu söyleyin. Ve bunun için özür dilerim. Lütfen beni affet. Ben de seni affediyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ederim deyin. Ve kendinizi bu süreçten özgürleştirin. Ve bu video ile beraber mutlaka ışık balonu videomu da seyretmenizi size tavsiye ediyorum. Tabii diğer bütün videolarımı seyredin. Hepsi bir bütün. Hepsinin içindeki bütün çalışmaları mutlaka yapın. Sizi seven bir can.